Merhaba. Ben Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Halk Değişikler ve Reklamcılık Bölümünden doktor öğretim üyesi Emrah Gülmez. Size amaç yönelimli pazarlama uygulamaları Patagonya Örneği adlı çalışmamı paylaşacağım sizlerle. Öncelikle değişen tüketici trendlerinden ve değişen tüketici anlayışından bahsedelim. Özellikle son 20 yılda tüketicilerin hassasiyetleri dünyaya dair duymuş oldukları hassasiyetler ve markalardan da bu anlamda beklentileri değişmiş durumda. Tüketiciler artık markalardan daha fazla şey bekliyor. Tüketici anlam arayışı içerisinde ve markaların da o anlamı aramış oldukları anlamı kendilerine sunmasını istiyor. Bu anlamda yapılan çalışmalardan en önemlisi Meaningful Brands çalışması. Meaningful Brands Havas Media grubun 2009 yılında ilkini gerçekleştirdiği ve 12 yıldır da devam ettirdiği bir araştırma. Son araştırmayı 2021 yılında yayınlıyorlar ve 2019'da birlikte de bu araştırmanın sonuçlarına bakıldığında tükeçi de 2019 yılıyla birlikte büyük bir değişim söz konusu. Az önce söylemiş olduğum tüketicinin anlam arayışını, tüketicinin hassasiyetlerinin markalar tarafından ne şekilde ele alınması gerektiğinin en büyük göstergelerinden biri. 2000 e, bu, bu çalışmayı e, Havas Medya Grup neredeyse 400 bin, dünya küresel ölçekte 400 bin kişiden, ve 2000 üzerinde marka 30 pazar ve 21 e, farklı endüstriye dayanarak gerçekleştiriyor bu çalışmasını Havas Media Group 2021 çalışmasını. 2021 sonuçları peki nasıl gerçekleşiyor? Markalar açısından özellikle pazarlama iletişimi çalışan akademisyenler açısından da e, çok ciddi alınması gereken sonuçlara sahip. Örneğin en önemli sonuçlardan bir tanesi markaların %75'i bugün ortadan kaybolsa tüketicinin umrunda olmuyor. Tüketici umursamam diyor ve o markanın yerine ben yenisini kolayca başka bir markayla değiştirebilirim diyor. Markaların amacı da bu yani neredeyse dörtte üçü anlamına geliyor. Tüm işte dünyadaki markaların ve markaların en büyük amacı da o %25'lik alan içerisine girmek. Yani geriye kalan o dörtte birlik alan içerisine girmek. Ee, olmalı. Bu anlamda tüketicilerin %71'i de markaların boş vaatlerinden sıkıldığını ve yorulduğunu belirtiyor. Markaların artık boş vaatlerde bulunmaması gerektiğini, gerçekten bir şeyler yapması, dolayısıyla vaatlerini de yerine getirmesi gerektiğini söylüyor. Markaların yarıdan daha azı güvenilir bulunuyor. Yani %47'sini tüketici güvenilir buluyor ve şunu söylüyor, %73 tüketicilerin markaların toplumun ve gezegenin iyiliği için hemen şu anda harekete geçmesi gerektiğini söylüyor. Başta değişen tüketiciden en büyük kastım da buydu aslında bakarsanız. Çünkü tüketici artık markalardan bu topluma ve bu gezegene bir şeyler yapmalarını bekliyor. Diğer sonuçlar tüketicilerin yarıdan fazlası toplumsal konularda öne çıkan bir marka için daha fazla ödeme yapmaya istekliyiz. Yeter ki topluma bir katkısı olsun. Ben o marka için daha fazla öderim diyor. %64'ü kar amacı gütmeyen bir üne sahip şirketlerden satın almayı tercih edeceğini belirtiyor. Ve yaklaşık üçte ikisi markalardan daha anlamlı deneyimler. Onların hayatında daha anlam yaratacak e, uygulamalar bekliyor. Bu uygulamalar pazarlamanın her alanı için ger, e, geçerli. Onu da söyleyeyim. Ve %77'si ise tüketicilerin markaların kriz zamanlarında insanlara destek vermesini bekliyor. Bunun en büyük göstergelerinden birini biz son çıkan yangınlarda, orman yangınlarında da gördük geçen yaz. E, aynı şekilde insanlar markalardan işte o yangınlara yönelik bir şeyler yapmasını istediler. Keza e, bu pandemi döneminde de e, COVID-19 döneminde de biz şeyi gördük. Gerçekten tüm dünyada insanlar salt şeylerden değil yani kurumlardan, kuruluşlardan değil markalardan da bir şeyler yapmalarını bekliyorlardı. Bu da aslına bakarsanız karşımıza e, Saatçi Saatçi'nin CEO'su Kevin Roberts tarafından ortaya konulmuş olan aşkla bağlanılan markalar diye Türkçe'ye çevrilmiş Love Marks kavramının bir bakıma sorgulanması gerektiğini artık günümüzde gösteriyor bize. Çünkü low marks yani markaya aşık olma gibi bir durumun artık çok da geçerli olmadığını söylemek mümkün. Yani tüketicinin bir ma markaya aşık olması gibi bir durum çok anlamlı gelmiyor. Çevrenize de baktığınızda bilmiyorum ne düşünürsünüz ama markaya aşık olmak değil de markanın gerçekten kendi hayatında ve kendi dünyasında ve genel olarak da dünyada yani bildiğimiz gezegen anlamındaki dünyada da bir şeyler yapması gerektiğini söylüyor. Aşık olmak değil, anlam katmak önemli olan. Peki ne bekliyor? Az önce de söylediğim gibi dünyanın tüketici dünyanın geleceği için sosyal, ekonomik, çevresel, sağlıksal benzeri çoğaltabilirsiniz konularda. Gerçekten dünyayı ilgilendiren, kişileri ilgilendiren konularda belli uygulamalar gerçekleştirmesini bekliyor. Bunu gerçekleştirirken de aslında bakarsanız markalar şunun pardon tüketiciler şunun farkında. Markalar kar elde etmesi gereken kurumlar. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Kar elde etsinler ama dünyaya da bir katkıda bulunsunlar. Dünyaya da e, zarar vermesinler. Dünyaya da katkıları e, çevresel olabilir, ekonomik olabilir, toplumsal olabilir, e, siyasal olabilir fark etmez. Ama dünyaya markaların katkıda bulunması gerektiğini söylüyor tüketici. Bu da karşımıza brand purpose yani marka amacı kavramını çıkarıyor. Marka amacı şu demek, bir markanın neden var olduğunu, dünyada nasıl bir etki yaratmak istediğini tanımlayan ifade. Yani bir markanın dünyadaki varoluş amacı ve bu varoluşta satış ve kar elde etmekten daha fazlası. Dediğim gibi markaların kar elde etme gibi bir durumu olamaz. O zaman marka olmaz ortada. Fakat bunun dışında ne yapıyor sorusunun cevabı aslında tüketiciler tarafından kar elde etmekten başka ne yapıyor? sunuz, sorusunun cevabı marka amacında yani brand purpose'ta gizli. Dolayısıyla brand purpose markanın dünya içinde yaptığı ve dünyaya nasıl bir katkıda bulunduğu ile ilgili bir kavram. Ve bu marka amacının temelinde de neden sorusu yani why sorusu yatıyor. Tüketici şunu diyor yani sen bir marka olarak neden bu dünyada ve benim hayatımda varsın? Markaların cevaplaması gereken soru aslına bakarsanız marka amacını bulurken bu soru. Bu soru Aslına bakarsanız Simon Sinek'in Start With Why kitabıyla e, doğrudan uyumlu. Simon Sinek bu kitabında diyor ki insanların, markaların yaptıklarını değil... ...markaların neden yaptığını, neden bunu yaptığını satın aldığını... ...ve markaların da yaptıklarının, o nedeni e, doğrulamak için yaptığı şeylerin... ...o nedeni kanıtlamaya yaradığını belirtiyor. Bu anlamda Golden Circle yani altın çember olarak nitelendirecek bir e, diagram diyagram yaratıyor Simon Sinek. Bu aslına bakarsanız günümüzde çoğu markanın pazarlama ve marka iletişim açısından nasıl düşündüğünün tam tersi. Bu diyagramda merkeze çekirdeğe neden sorusunu koyuyor. Onu çevreleyen bir nasıl sorusu ve onu da çevreleyen bir ne sorusu var. Bu ne sorusu ne yaptığıyla alakalı bu solda da görebilirsiniz. Yani her örgüt ne yaptığını bilir diyor. Her kurum ne yaptığını bilir diyor. Bazı kurumlar nasıl yaptığını bilir diyor. Fakat çok az kurum neden yaptığını bilir. Ve bu neden aslında bakarsanız para kazanmayla ilgili değildir. Bu bir amaçtır. Bu bir sonuçtur ve bu bir inançtır. Örgütün var olma, kurumun, markanın var olma nedeniyle ilgilidir. Bu anlamda da Altın çember diyagramındaki felsefe ve yaklaşımın marka amacının çıkış noktası olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu temeldeki why sorusunun, markalar neden sorusunu, ben bu dünyada neden varım sorusunu, neye yarıyorum sorusunu merkeze koymalı ve buna bir cevap aramaya çalışmalıdır diyor. Peki neden marka amacı? Markaların geçmiş yıllarda geliştirilen yöntemlerle artık kendilerini rakiplerinden kolayca ayırabilmeleri mümkün değil. Çünkü rekabet çok fazla ve tüketici markaların dünyaya ve kendi dünyalarına katkısı olsun istiyor. İşte Meaningful brands'te gördüğümüz gibi. Bunun dışında Unique Selling Proposition yani biricik satış vaadi bulmak zor. Bulunsa, bulunsa dahi taklidi hem çok kolay hem de çabuk gerçekleşiyor. İşte robot süpürge çıkarıyorsunuz bir yıl sonrasında bir sürü marka benzerini çıkarmış oluyor. Dolayısıyla ürünler aynılaşıyor. Bunun dışında <laughs> Meaningful Brands'e de çıkan sonuçlardan bir tanesidir bu da. Özellikle Y ve Z kuşağı tüketicilerin yani Y ve Z kuşağı tüketiciler markaların onların hayatında bir anlam yaratabilmesi gerektiğini belirtiyor. Bunu yaratırken de samimiyet ve dürüstlük istiyor. Gerçekten yapmalarını istiyor. Gerçekten onlara samimi bir şekilde yaklaşılmalarını ve neden var oluyorsun sorusuna cevabın da samimi bir şekilde olmasını gerekiyor. Bu anlamda dünya ile ilgili değişen tüketici duyarlılıkları, hassasiyetleri var. Dolayısıyla eski yöntemlerle müşteri sadakati oluşturabilmek mümkün değil. Marka amacını uygun ve doğru belirleyen markalar dolayısıyla tüketicilerle samimi iletişim kurabiliyor. Zaten marka amacını samimi bir şekilde ortaya koyabilmek ve onu sürdürülebilir kılmak ve pazarlamanın her tarafına sirayet edebilmesini sağlamak gerekiyor. Bu anlamda marka amacı markaların tüketiciyi anlamasını ve tüketicinin hayatında yer bulmasını sağlıyor ve bir marka tüketicinin için hayatında bir yer bulduğunda da bu artık bir heves ya da trend olmaktan öteye geçiyor. Onların hayatına doğrudan yer edinmiş oluyor. Dolayısıyla tüketiciler hayata katkıda bulunan, bir hedefi, bir marka amacı olan markaları tercih etme eğiliminde. Bu da haliyle satışlara da yansıyor. Peki marka amacı neden önemli? Sadece müşteri sadakati yaratmak için değil az önce konuştuğumuz aynı zamanda iç iletişim açısından da çok önemli. Özellikle kurum kültürü, çalışan yönetimi açısından. Çünkü özellikle yine de Y nesli dünyaya değer katan markaları tercih etmenin yanında onlar da çalışmayı, onların bir çalışanı olmayı da daha fazla istiyorlar. Dolayısıyla YNS'li e Y nesli yalnızca çalışanlarının çalışmalarını değer vermekle kalmayan, aynı zamanda kar elde etmekten daha derin bir nedeni olan bir şirkette çalışmak istiyor. Bu anlamda brand purpose yani marka amacı kavramı çalışan bağlılığını arttırmak için etkili bir araç olarak görünüyor. Artık marka amacı pazarlama karmasının yani 4P'nin yani product, place, price, promotion'ın, ürün, dağıtım, fiyat ve tutundurmanın bir unsuru olarak 5. P olarak görülüyor. Ve bunu da sıradan bir insan değil, bir pazarlama gurusu olan hepimizin, pazarlama iletişim alanındaki hepimizin ismini, kitaplarını bildiğimiz Philip Kotler söylüyor. Philip Kotler purpose'ı yani amacı 4P'ye 5. olarak ekliyor. Bunun nedeni olarak da diyor ki bir şirketin müşterilerinin, çalışanlarının ve tedarikçilerinin işine bağlı çıkarları varsa o zaman herkesi mutlu eder. Böylece işletmenin genel karlılığı artar. Bu nedenle amaç aynı zamanda işletmenin özü olması gerektir diye ifade ediyor. Peki marka amacını tüketiciyle nasıl buluşturacağız? Bu marka amacını tüketiciyle nasıl buluşturacağız sorusunun cevabı da Purpose Driven Marketing olarak isimlendirilen ve benim amaç yönelimi pazarlama olarak Türkçeleştirdiğim kavramla karşımıza çıkıyor. Amaç yönelimi pazarlama şu, bir markayı marka tarafından belirlenen marka çerçevesinde tüketicilerle buluşturmayı amaçlayan pazarlama anlayışı. Yani siz marka olarak marka amacınızı belirlediniz, marka amacınız bu ve bunu tüketicilerle buluşturmak istiyorsunuz. Bunu tüketicilerle buluşturmanın yolu amaç yönelimi pazarlama uygulamalarından geçiyor. Dolayısıyla amaç yönelimi pazarlama markanın müşterileriyle ortak değerleri, inançları, dünyayı algılama biçimleri nedeniyle bağlantı kurduğu bir pazarlama felsefesi. Amaç belirli pazarlama iletişim çalışmaları ile tüketicilere marka amacını iletmek ve benimsetmek. Dolayısıyla bir markanın amaca yönelik bir pazarlama uygulaması gerçekleştirebilmesi için önce marka amacını oluşturması gerekiyor ve bunu gerçekçi, samimi bir şekilde oluşturması gerekiyor. Yani tik atmak ya da işte ım, yapmış olmak için değil. Tüketici zaten mış gibi davranılmasından sıkılmış durumda. Gerçekten benimseyerek yani kurumun tüm unsurlarının içerisine bir şekilde adapte ederek oluşturulması gerekiyor klasik bir sosyal sorumluluk faaliyetinden daha fazlası yani. Bunun yanında az önce de söylediğim gibi 4P'nin tamamını aslında marka amacını yansıtabilmek de mümkün. Önemli olan buna kafa yormak ve marka amacını içselleştirebilmek. Amaç önemli pazarlama neden önemli? Çünkü e, Philip Kotler artık pazarlama 3.0'a geçtiğimizi, dolayısıyla tüketicilerin artık satın aldıkları markaların kendileriyle ortak bir amacı olmasını talep ettiğini ve markaların da toplumsal sorunlarda aktif rol oynaması gerektiğini belirliyor belirtiyor marketing 3.0 olarak. Yine Kartacaya ve solda görmüş olduğunuz kitap ve e, Kotler Kartacaya ve Setiawan tarafından pazar yazılan pazarlama 3.0'da tüketiciler akılları, kalpleri, ruhları olan değer odaklı insanlar ve potansiyel bir markanın potansiyel işbirlikçileri olarak tanınıyor. Dolayısıyla bu dönem değer odaklı dönemdir diyor. Pazarlama 3.0'ın amacı dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek ve bu bağlamda da artık pazarlama çabaları şekil değiştirmektedir diyor. Marka amacı kavramını bir markanın benimsemesi yeterli değil. O marka amacının o marka amacının tüketicileri bir şekilde aktarılabilmesi lazım ve purpose driven marketing uygulamaları amaç önemli pazarlama faaliyetleri de aslına bakarsanız buna yarıyor. Bu çalışmada da amaçlanan küresel ve başarılı bir marka olarak Patagonya'nın amaç önemli pazarlama uygulamalarını incelemek. Yöntem olarak örnek olay incelemesi ve niteliksel açıdan bir inceleme durumu söz konusu. Patagonya markasını e, kısaca sizlere aktarayım. 73 Kaliforniya'da Amerika'da kuruluyor. Ivon Schonat kurucusu. Outdoor kıyafetler üretiyor. İlk mağazasını 73 Ventura'da açıyor. Günümüzde ise uyku tulumları, sırt çantaları, e, kamp yiyecekleri ne varıncaya dek outdoor ürünler satıyor. Kendisini tırmanma, surf, kayak ve snowboard ya da patika koşusu gibi sessiz sporlar olarak tanımlanan sporlar için dış giyim ve teçhizat tasarımcısı olarak tanımlıyor. Ürünlerinden ve şirket kültüründen dünya çapında binden fazla çevre kuruluşuna verdiği desteğe kadar tüm itibarını, amacını yaşayan bir marka olmaya adayan bir marka olarak görülüyor. Yani 4P'nin tamamına aslına bakarsanız marka amacını yansıtabilmiş bir marka durumunda. Peki Patagonya'nın marka amacı ne? Resmi web sitesinde belirtilmemekle birlikte Patagonya'nın marka amacı gelecekte dünyayı daha yaşanılır kılmak. Patagon şunu söylüyorlar. Patagonya'da dünyadaki tüm yaşamın yok olma tehdidi altında olduğunu farkındayız. İşimiz, yatırımlarımız, sesimiz ve hayal gücümüz gibi sahip olduğumuz kaynakları bu konuda bir şeyler yapmak için kullanıyoruz. Bu anlamda da solda da gördüm, görmüş olduğunuz görselde kendi web sitelerinden alınmış bir görsel. Markalarını business unusual alışılmadık bir iş olarak tanımlıyorlar ve Patagonya'yı ana gezegenimizi kurtarmak için iş başındayız. Yani Amaçları Save Our Home Planet yani ana gezegeni kurtarmak olarak nitelendirebiliriz. Peki Patagonya'nın amaç yönelimli pazarlama uygulamaları neler? Buraya birkaçını aldım. Ee, 1% for the planet, don't buy this jacket ve warn wear. Ee, gezegen için %1 bu ceketi almayın ve born wear kampanyalarını inceleyeceğiz. 1% for the planet şöyle bir kampanya. Bu kampanya fiyatın amaca yönelik pazarlama kapsamında ele alındığı en başarılı örneklerden biri olarak görülebilir. Ee, 1985'ten beri yürütüyor bu kampanyayı Patagonya ve satışlarının yüzde birini doğal çevrenin korunması ve restorasyonu için ayırmayı taahhüt ediyor insanlara. Altta da İngilizcesini yazdım. Ayrıca 2002'de de sadece bununla yetinmiyor. Bunun için özel bir logo tasarlamakla birlikte. 2002'de diyor ki diğer işletmeleri de biz aynı şeye teşvik edeceğiz. Bu amaçla One 1% for the planet adıyla kar amacı gütmeyen bir kuruluş kuruyorlar. Ve bu anlamda Patagonya müşterilerini almış oldukları herhangi bir Patagonya ürünü için ödemiş oldukları paranın yüzde birini biz çevreye kurtarmak için iyi bir amaç için kullanacağımızı belirtiyoruz diyorlar. İkinci kampanya bu ceketi almayın. Don't buy this jacket kampanyası. Bu kampanya şu 2011 yılında New York Times'ta Black Friday'de yayınlanan solda görmüş olduğunuz aslına bakarsanız reklamla başlıyor. E, bu ceketi almayın diyor insanlara. Çünkü Black Friday'de insanlar ihtiyaçları olmayan şeyleri alıyor ve ben kendi müşterilerime bir marka olarak diyorum ki eğer ihtiyacınız yoksa bu ceketi almayın. Biz fazla tüketimin karşısındayız diyor. Dolayısıyla tüketim karşıtı görüşü destekliyor ve daha sonra e, ortaya atmış oldukları bu reklam fikrini bir adım daha öteye taşıyorlar. Neden almayın sorusunun cevabı olarak da biz bu ürünü üretirken işte bunları 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 yapıyoruz. Bu ürün üretim sürecinde doğaya bunları bunları e, bu konularda ister istemez zarar veriyoruz. Dolayısıyla siz bu zarara. Daha fazla olmamasını istiyorsanız, dünyaya daha fazla zarar vermek istiyorsanız, ihtiyacınız değilse bu ceketi almayın deniliyor. Bu anlamda da Nevada'daki dağıtım tesisine gelene kadar üretim aşamasından bolca atık çıkartan yaşam döngüsünü harcanan su miktarını ve yaratılan karbondioksit emisyonunu herkese açık bir şekilde anlattığı içerikleri yayınlıyor. Ne oluyor? Bu Black Friday kampanyası ile satışlar, Patagonya'nın satışları %30 oranında artış gösteriyor ve şirket de şu karar alıyor daha sonra. Bu Don't Buy This Jacket'tan itibaren biz Black Friday satışlarımızda elde ettiğimiz karın tamamını çevre organizasyonlarına bağışlıyoruz diyor. Üçüncü inceleyeceğimiz e, Purpose Driven Marketing uygulaması Warnweer. Warnweer için aslına bakarsanız bir e, mikro web sitesi de oluşturmuş durumda Patagonya. 2017'de başlatıyor ve hala günümüzde de devam ediyor. One Year'da e, Patagonya insanlara ücretsiz onarım hizmetleri sunuyor. Getirin onaralım deniliyor. One kampanyası çerçevesinde. Patagonya'nın herhangi bir mağazasına almış olduğunuz üründe herhangi bir sıkıntı vesaire varsa yırtıldıysa ya da işte deform olduysa getirin biz onu onarırız diyor. Bunun dışında Dem e, az önce de söylediğim gibi warmwearpatagonya.com e, domaini ile bir mikro web sitesi oluşturuyor. Burada çevrimiçi onarım eğitimleri sunuyor. Kendi ürününüzü kendiniz nasıl onarabilirsiniz diye. Ayrıca kullanılmış Patagonia markalı giysilerde indirimler sunuyor ki ona da değineceğiz. Amaç şu onarılmış veya uzun ömürlü giysilerdeki insanların maceralarının hikayelerini paylaşma fırsatı sunuyor aynı zamanda bu Warmwear sitesinde. Dolayısıyla sürdürülebilirliği teşvik etmeyi hedefliyor tüketicilerin ürünleri olan duygusal bağlılığı ve bu ürünlerin yaşamlarıyla olan ilişkisini teşvik ediyor Warmeer kampanyasıyla Patagonya. Ne yapıyor Warmeer'da? İnsan müşteriler web sitesindeki dikiş eğitimlerinden yırtıkları nasıl onaracaklarını öğrenerek giysilerindeki aşınma belirtilerinden gurur duymaya teşvik ediliyor. Yani ben bunu o kadar çok giydim ki ben bunu o kadar yıldır kullanıyorum ki bununla işte çevreye yeni bir kıyafet almayarak Çevreyi daha fazla kirletmiyorum. Dolayısıyla ben bu gurur duyuyorum demeye teşvik ediyor. Bunun dışında aslına bakarsanız Warnweir kapsamında e, Patagonya'nın e, doğrudan mağazasının olmadığı yerlere de e, biz gitmeliyiz diyerek e, belli etkinlikler hazırlıyor. Hem Amerika'da hem Avrupa'da. insanlara ücretsiz onarım sunuyor. Ve bu sunmuş olduğu ücretsiz onarımlar sadece Patagonya ürünleri için değil. Herhangi bir ma e, kendi başka bir markaya ait kıyafetinizde orada e, onardırabiliyorsunuz Çünkü bir kamyon yapıyor ve bu kamyonun içerisinde dikiş makineleri var, gereçler var ve e, bu konuda yani yetenekli giysilerin yenilenmesi konusunda yetenekli personel var. Herhangi bir markanın giysisinin onarımını sağlıyor. Bunu da işte belli afişlerle hem sosyal medyadan e, hem de web sitesinden paylaşıyor. E, i̇nsanlara ne zaman nerede olacaklarını belirtiyor. Bu sadece şey değil dediğim gibi sadece giyim onarma gibi bir durum değil aynı zamanda bu bayağı büyük bir etkinlik. Çünkü burada da görüldüğü gibi join us for local food and drinks and celebrate the stories we wear. Dolayısıyla hani yiyelim, içelim ve işte giyindiğimiz şeyi, e, giyim hikayelerimizi kutlayalım diyor birlikte. Bunun dışında da yine Wear kampanyası çerçevesinde siz kıyafetlerinizi çöpe atmayıp doğrudan Patagonya'ya yollayabiliyorsunuz. Bu anlamda da kargosu ve shippingi de onlara ait oluyor. Bir de <laughs> Patagonya'nın Warmwear web sitesinde ikinci el kıyafetleri bir araya getirdi. Recrafted Collection diye bir alışveriş bölümü var. Burada burada da gördüğünüz gibi solda da These are clothes, from, clothes made from other clothes. Yani bir kıyafetten yapılan başka kıyafetler. Kıyafetlerin belli parçalarından Başka kıyafetler üretiliyor. Dolayısıyla neredeyse hiçbir şey çöpe atılmıyor gibi durum söz konusu yani. Ee, ve bunları Warnweer Recrafted adında kendi web sitesinden, Warnweer'ın web sitesinden satabiliyor. Burada solda da görebilirsiniz. İşte öbürünün cebini alıyor. Onun işte ne bileyim ben e, arkasını alıyor. Öbürünün ön tarafını alıyor gibi. Sıfırdan onlar e, sıfırdan demek doğru olmayacak ama... Onlardan yeni bir kıyafet oluşturuluyor. Dolayısıyla bunlar başka giysilerden yapılmış, başka giysiler insanların daha önce e, Patagonya'ya vermiş olduğu işte shipping ücretsiz e, de olduğu gibi. Bir de Seconds Collection diye bir bölüm var. Bu da hatalı, defolu, kusurlu ürünler var. Bu e, Patagonya bir başka'nın başka markanın e, satmakta asla ama asla nasıl diyeyim satmaya yeltenmeyeceği Bunun bir Kusur ve müşteriye ayıp ol olarak görüldüğü şeyi Patagonya e, herkes hata yapar mesajıyla Ervan Makes Mistakes mas e, mesajıyla birlikte e, satıyor. Burada da e, işte hatalı kusurlu ürünleri insanların alabilmesini imkan sağlıyor. Dediğim gibi kusur önemli değil herkes hata yapar mesajı burada önemli. Bir de bu kampanya hakkında bir belgesel film yapıyorlar. Burada da işte... E, Yvon artı yani markanın kurucusunu görebilirsiniz. Bu belgesin içinde o kişi de geçiyor. Belgeselin adı da One Weir, Film About The Stories We Weir. Bunun dışında yine YouTube'da The Stories We Weir diye bir dizi video yayınlıyorlar. İnsanlara giydiğimiz kıyafetlerin hikayesini anlatıyorlar. Bu kıyafeti ben şurada giymiştim, başıma şunlar gelmişti gibi gibi. Kıyafetler de yaşamımıza bir şekilde tanıklık ediyorlar. E, anlayışı çerçevesinde oluşturulmuş filmler. Peki başka neleri var? Patagonya'nın sadece bunları yok. Ee, yani purpose driven marketing e, uygulaması anlamında bunlar yok. Footprint Chronicles var. İşte şirketin kaynaklarını ve sürdürülebilir ürünlerini detaylı bir şekilde müşterilerine ve sektöre duyurduğu paylaşım serisi. Patagonya çevresel staj programı var. Çalışanlar için çocuk bakım alanları var. Ee, aileler birbirinden ayrılmasın birlikte doğanın içinde büyüsünler. Dolayısıyla biz ofis içerisinde çocuk bakım tesisleri açıyoruz diyorlar ve açıyorlar. Göçmen işçi, işçi istihdam standartları var. Bir de The Cleanest Line diye şirketin felsefesini tanımlamak ve amacını yüceltmek için başlattığı blog var. O blogda da hatta Blue Heart adında bir belgesel yayınlıyorlar. Sonuca gelecek olursak artık tüketicilerin hassasiyetleri ve markalardan beklentileri değişiyor. Özellikle Y ve Z nesli tüketicilerin yani Y ve Z nesli tüketiciler markalardan sadece kar elde etmelerini değil, kar elde etmekte herhangi bir sıkıntı yok ama dünya içinde bir şey yapmalarını bekliyor. Z zaman değişiyor, tüketici artık samimiyet istiyor. Mış gibi yapan markaya artık bu markalar aleminde özellikle muhtemelen sonun önümüzdeki 10 yılda da yer olmayacağının göstergesi. Yani biz, siz bir marka amacı belirlerken de ben bu marka amacını öyle belirlemiş olayım mı tüketici yemiyor onu söyleyebilirim. Çünkü markanın samimi olup olmadığını hemen anlıyor. Bu anlamda markaların yapması gereken şey marka amacını aslına bakarsanız Philip Kotl, yani 5. olarak nitelendirilen Purpose'ın 4P'ye 5. olarak eklenen e, Purpose'ın bu 4P'nin her alanına yansıtılabilmesini sağlamak. bir özellikle Purpose Driven Marketing uygulamalarının bunu gerçekleştirmesi gerekiyor. Patagonya bu açıda aslına bakarsanız bu açıdan başarılı. Çünkü mesela 1% for the planet ile fiyat yani siz verdiğiniz paranın paranın %1'ini biz işte belli çevre kuruluşlarına daha doğrusu daha sonrasında kendi kurmuş oldukları e, vakfa aktarıyorlar. Dolayısıyla fiyatta eee marka amacını destekleyen bir uygulama yapmış oluyorlar. Worn Wear kampanyası ile yani daha önce kullanılmış bir üründen ya önce kullanılmış birkaç üründen tek bir ürün üretilebiliyor. Dolayısıyla ürünü de farklılaştırmış oluyor ve bu farklılaştırma e, amaç yönelimli pazarlama uygulamaları çerçevesinde geliştiriliyor. Dağıtım konusunda da öyle e, mağaza yoksa ve ürünü sizin yenileme imkanınız yoksa da, yani tamir ettirme imkanınız yoksa biz ayağınıza geliyoruz ve bunu bir etkinliğe dönüştürüyor bir neredeyse bir festivale panayır'a dönüştürüyor bu anlamda dağıtım anlamında da amaç önemli pazarlama uygulaması olarak e, dağıtımı da törpüsü amacını destekler şekilde kullanılıyor ve tutundurma olarak da Don't Buy This Jacket işte en yani yayınlandığı dönemde en fazla ses getiren kampanyalardan biri oluyor New York Times'ta. bu çalışmayla da işte tutundurma yapmış olduğu tutundurma faaliyetlerinin de tamamının yani işte o süreci yayınlanmasından tutun da yani Don't Buy This Jacket'ın New York Times'a yayınlanmasını varıncaya dek marka amacını destekler, marka amacına hizmet eder şekilde gerçekleştirmiş oluyor. Patagonya. Bu anlamda marka amacını taşıyabiliyor. Patagonya'nın Uluslararası İletişim Halkla İlişkiler Direktörü Corley Kenna diyor ki biz geleneksel reklam çalışmaları yapmıyoruz. Ürünlerimiz duyurmamız gerektiğinde genellikle ürünün doğayla alakalı bir hikaye anlattığından emin olmaya çalışıyoruz diyor. Türkiye'de de bunu yapan aslına bakarsanız yakın zamanda Finish var. Finish yarının suyu kampanyasıyla marka amacını Purpose Driven Marketing amaç yönelimli uygulama, amaç yönelimli pazarlama uygulamalarıyla insanlara aktarma gayreti içerisinde ve hatta yapmış olduğu bu e, yarının su hikayesi Türkiye'den çıkmış bir kampanya olmakla birlikte yurt dışındaki birçok ülkeye de adapte edilmiş durumda. Amerika, Kanada, Hollanda gibi gibi. Biz gelecekte brand purpose kavramını daha çok duyacağız. Buna emin olabilirsiniz. Ve değişmeyen şey tüketici marka amacı yani brand purpose konusunda samimi markaları tercih edecek. Bunun en büyük örneği de Patagonya. E, Dolayısıyla marka amacı günümüzde yani bugün daha doğrusu yarın bugünden daha fazla konuşulur hale gelecek. Bu anlamda markaların örnek alması gereken markalardan başla gelen de Patagonya. Benim sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.